Anastasya ve Caner buradalar. Anastasya ve Caner buraya geldi. Caner annesinin onayını istiyor ama annesi Melek Hanım geldi dedi ki benim buna onayım olamaz. Çünkü kültür farkı var. Benim oğlum oraya gitti, çalıştı, çabaladı. Anastasya ve ailesine baktı, biz bir şey göremedik. Yani bu filmin de sonunu görüyorum. Bu işin sonunu görüyorum bir anne olarak. Olmaz dedi. Buradaki arkadaşlarımla neden olmasın dediler. Şimdi hafta sonu konuştun mu hiç oğlunla? Evet, bir gün geldi, görüştük, konuştuk. Kalmasını istedim, zorla tuttum. Hani bir an önce gideyim istiyor. Ben anlamadım oğlum, burası senin evin, senin ocağın. Sen Anastasya'yı kabul edersen ben Anastasya'yla birlikte gelip kalmak istiyorum. Başka türlü gelmem. Olmaz. Olmaz. Anastasya benim evime geldi mi bir daha çıkamaz. Öyle bir şey yok. İstemiyorum. Ben ancak senin yolculuk yapabileceğin kıza benim evime alabilirim. Başka alamam. Ben yolculuk yapmayacak kızı istemiyorum. Oğlum biz normal geçinen insanlarız. Sen 70-80 bin lira aylık aldın. Anastasya'nın rujuna, makyajına, kuaförüne, üstüne, başına. Ben pazarda gördüğüm tişörtü alıyorum. Orada aldı. Yani ona aldım bunları. Ben pazarda beğendiğim bir tişört alıyorum. İndirimden bir kıyafet alıyorum. Rusya'da mı parayı kazandın? 7 aylık aldı. 7 aylık yani. Büyük para Seda Hanım. Tabii. Ben İnsan bir sene çalışsa bir daire alır o paraya. Ben bakımım, kendime iyi bakıyorum. İşte evet, biz sana bakamayız. Biz ama sana ben bakamayız. Para kazanıyorum. Ben kendime ödeme yapabilirim. Ben kendime bakıyorum. Evet, normal. Hep kadınlar bakıyor. Normal bir şey. Güzel olmaz. Ne burada var ki? Güzel olmanla bir sıkıntım yok zaten. Sen zaten güzel olduğun için ben korkuyorum. İnan ki korkuyorum. Bu kadar güzel, bu kadar bakımlı, bu kadar iyi giyinen, her şeyini lükse isteyen bir insanı ben taşıyamam, kaldıramam. Buna gücüm yetmez benim. Anne sen taşımayacaksın ki zaten. Anastasya'ya ben elimden geldiğince yardımcı olurum zaten. Ben sadece senden onay istiyorum. Olamayacaksın oğlum. Hani sen diyorsun ya bak sen... Sen benden istiyorsun ya, olamazsın. Bir saniye, sen geçen buradayken ilk geldiğinde canlı yayına ne dedin? Bu ilişkinin Anastasya, yani ilerisinde de Anastasya var, gerisinde de Anastasya var. Anastasya'nın ailesine göre de ben öyleyim. Hani onun da seni tanımadığı, ailemi tanımadığı. Çünkü ben tanıştırmaya hani cesaret edemiyorum abla. Korkuyorum yani. Ters bir kelime ama edecek. Ama annenin korkuları var. Efendim Şükran. Caner'cim sana sormak istiyorum. Neden Anastasya'nın annesini, annenin aramasını engelledin? Abla ne yapsam karşı hani ters kelime konuşacak insanlarla daha çok aramı, benim de aramı bozacak. Belki de öyle olmayacaktı. Bir çevirmenle çok iyi anlaşabilirlerdi, kendini ifade edebilirdi. Belki aileyle konuşup daha iyi olacağını düşünmedin mi? Abla ben neler neler düşündüm ama ben anneme güvenemiyorum. Güvensem sıkıntı yok, ben anneme güvenemiyorum. İnsanların canını sıkacak oradan. Ne gerek var, bu kızı bana emanet edip gönderdiler yani. Melek Hanım haklı ama burada. Şimdi gerçekten hak veriyorum. Korkuları var tabii ki. Yetemeyeceğini söylüyor zaten. Hani diyor ben diyor buradan işte diyor bir bayan alıp diyor istediğim gibi diyor. Yaptırabilirim güzel diyor. İşte istediğimiz şekilde gidip gelebiliriz. Ev işini de yaptırabilirim ifade etti onu. Ona kıyamadığım için, yaptıramayacağım için korkuyorum diyor. Anastasya kendine bakıyormuş. Ev işi yapamaz. Yemek yapamaz. Bak benim görüşüm yapamaz. Neden? Çünkü bunları yetişecek, bunları öğrenecek, bunları yetişecek zamanı olmamış. Biz hizmet, hürmet yapabilen insanlarız. İşte sen onaylarsan sen kendin öğretirsin. Sen beni o zaman niye konuşturmadın oğlum? Belki anlaşacaktın. Buraya da çıkmana gerek yoktu. Ama senin yüzünden bütün aile fertleri kapıma zil, telefonu kapattım. Ben telefon ne işim var Melek senin orada? Senin orada ne işin var? Caner'in orada ne işi var? Al şunu çık dışarı diyor. Nasıl alayım çıkayım adam gelmiyor ki götüreyim. Ya artık nasıl geleyim? Sen kabul yani etmedikten doğru sonra ben nasıl geleyim senin yanına ya? Geldin dün, yalvardım, yakardım, üstünü başını yıkadım, ütüledim, giydirdim, verdim. Cebine harçlığını bile koydum. Daha ne istiyorsun oğlum? Ya ben dün geldim senin gönlünü alabilmek için, şu kızla aranında bir sıcaklık olsun diye geldim ben. Bu paketi almak istedim benden. Yani daha neyi soruyorsun bana Allah aşkına? Çalışmıyorsun, işin gücün de yok şu anda.
Seni ne kadar taşıyacak? Ben taşıyamam Anastasya'yı ya. Ben taşıyamam. Ben sabah kalktığımı çay demlerim. Onlar sabah kalktığımı... Ben yapamam abi. Ben hiç... ya... ben gözümü açtım bir demlik çay koyuyorum ateşe. Ya kusura siz, bakma. Siz diyorsunuz ki... Hiç kimseyi ki... karalamak da istemiyorum ben. Kimseyi kırmadan da bu işi çözmek istiyorum. Kimseyi üzmeden de bir şeyler yapmak ya istiyorum. Ya sen zaten sen şu an beni üzüyorsun. Sen benim çıkarıyorsun. Her şeyden önce sen şu an evladını üzüyorsun. Oğlum bende bir damar var inat. Almıyorum bu kızı. Bu ben kadar de bir damar var inat. Ben bu kızı almadan gitmeyeceğim hiçbir yere. Hadi bakalım. Sen ama... o senin arkanı dönüp gittiğinde ortada kaldığında sana bir tek yine ben sahip Anastasia çıkacağım. Anastasia beni bırakıp hiçbir yere gitmez. Peki. Siz ha. diyorsunuz ki tabii. ben hep bari için buradayım. Ama yer öyle olsaydı Rusya'dayken ben bütün para alıp orada kaldım. Ama ben kalmadım. Ben her şeye bırakıp elime tuttu buraya geldim. Sizce ne demek bu? Ne için ben buradayım? Para için mi? Caner'i sevdiğin için buradasın. Evet. Sana çok zor gelecek bizimle yaşamak. Ben pazarda gördüğüm tişörtü uygun diye mağazada 300, pazarda 100 lira diye alıp giyen kadınım. Sen yapamazsın bunu. Bu... Ama siz beni tanımıyorsunuz. Fırsat da vermiyorsunuz. Ben sizi dışarıda tanışmak istedim. Siz fırsat vermediniz. Ondan maalesef, ondan yüzünden biz burada tanışmaya başladık birbirimizi. Ben sana teşekkür ediyorum ki iyi ki bebek mebek yok yani ha. Öyle de bir şey olsa ben herhalde kafayı yer ölürdüm ben. İnan ki ölürdüm yani. İyi ki de yok. Efendim Tülay. Ben Melek Hanım'ın çok ön yargılı davrandığına inanıyorum. Çünkü hiç tanıma fırsatı vermiyor. Yok işte yemek yapamaz. Ben şunu sabahları kalktığım zaman çay içiyorum, şey yapıyorum. Yani onların yaşantısını nereden biliyorsunuz? Gerçekten ben birebir yaşayan bir insanım. Yine örnek vereceğim. İnanın Seda Hanım, yani bilmiyorum, çok marifetliler, çok saygılılar. Büyüklerine karşı ayrı, çocuklara karşı ayrı. Yani dört dörtlük bir ev hanımı var. Bizim Melek, ailede var yani. Tülay'cığım, Melek'in sorunu Anastasya'nın karakteriyle değil. Değil ki. Ben ondan değil. Hiçbir şey... Ben kimseyi lekelemek, karalamak istemiyorum. Diyor ki... Ben oğluma ben kızıyorum. Bu kıza işte yaptıramam diyor. Bu yaptıramam. Evimde işte yapmaz diyor. Bu diyor, o geçen gün söyledi, görmedin mi? Bu diyor giyinsin, salınsın, geçsin. Ama bana bizim öyle diyor, lazım gücümüz değil. Yetmez diyor. Şimdi Seda Hanımcığım, bizim gelinimiz de öyle çok güzel, manken gibi ama her şeyi yapıyor. Her senin şeyi. Gelinin yapıyor, benimki yapmayacak. Yemin ediyorum kayınvalidesine her sabah telefon açıp anneciğim bir şeye ihtiyacın var mı diye soruyor. İhtiyacı olan şeyleri gideriyor. Yani çok ön yargılı davranıyorsunuz bence Anastasia'ya karşı. Siz zaten bilmiyorsunuz. Ne ben biliyorum,